Önemli bir şey. Tamam, yarış yapalım dedik. Yarış yaptık hatta. Sen biliyorsun abi. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum yarış yaptığımızı. Benim evde oldu yemek. Evet, yemekte oldu, evde oldu. Aa bak şimdi abi, ben sana şunu söyleyeyim. Şimdi sen de oradasın, biz de oradayız falan. Şimdi İsmail abinin tuttuğu o götübelli güvercin, tamam mı? Onu uçurdu. Onu uçurdu kuşu, uçurdu. Kuş tabii yükseklerden böyle bir koptu, daldı böyle, daldı daldı böyle. Ben belki kuş 50 metre, belki 100 metre kuş daldı. Daldı, kuş vurdu abi topunu. 10 metre rap yaptı, indi. Tamam mı abi? Şimdi bizim tuttuğumuz güvercin, temelli güvercin, onu attı havaya. O da tabii yükseldi aynı şekilde böyle. Gitti geldi. İsmail abi de bir de şöyle bir huy var. Bildiği kuşlar ya şimdi. Kuş böyle gidiyor abi, rüzgara gidiyor. Kuş giderken götüne böyle atıyor kuşu, tamam mı, elinden. Kuş götüne devriliyor abi. Devrildi, bir vurdu abi kemerli. Abi şimdi bak, bir dakika şimdi bak, şöyle bir şey var. Kemerli yaptı, bu kadar bir kalın bir yuvarlak var. Tam bu kadar. O İsmail abi tuttuğu kuşun iki mislini bir kara yaptı. O da biliyor bak, kara yaptı, bu kadar kara yaptı. Ama götü belinin döndüğün yarısı kadar döndü. Karasını yaptı, bir 28 metre. Kuş yürüdü, rap yaptı, yere indi. Kuşu ne yaptı? Bağcı aileye sattı. Allah İsmail abi. Suçlama geldi, cevap istiyoruz. Cevap istiyoruz, cevap. Cevap istemem abi, ne cevabı ya? Hayır, ben istiyorum İsmail abiden. Sattı kuşu bağcı aileye. Bin, kaç, yavruydu 1000 liraya verdi. Tarihe hani geçiyor bu kayıtlar. Hali hatır diye, abisi diye 1000 liraya verdi kuşu. Ama ben sana bir şey o zamanlar... Tamam, bir cevap hakkı doğdu şimdi. Bir saniye. Bir dakika. 2000 lira verelim alalım abi, yedik. 1000 lira hediye verdi kuşa. Bu camiada en iyi alışveriş yapılacak adam Ali Dönmez. Neden biliyor musun? Hayatta seninle pazarlık yapmaz. Fazlasını verir, eksiğini vermez. Güzel abi. O demek istedi ki bu kuş parayla satılmaz demek istedi İsmail abi. Küpeli erkeğe de Ali abi aldı mesela. Ama sonra... diyor ki bu kuş öyle bir kuştu ki parayla satılacak bir güvercin değildi demek istiyor. Değil. Küpeli erkek. Küpeli erkeğe de Ali abi aldı. Sonra Müjdat abi aldı. Müjdat abi işte o 2014 yarışta benim düzenlediğim yarışta birinci oldu erkekle. Küpeli erkek. Müjdat Aydın. Tamam. Hangi değil kuşlardan mıydı? Bugün uçan kuşlardan mıydı? Aslan erkek. Atası. Bunun amcası işte. Ama dosta para söyleyemezsin ki. Ben onların hiçbirine para söylemedim. Şey, onlar kendileri verdi, ben tamam dedim. Ben hiçbirine para söylemedim. Ya parayı niye soktun buraya ya? Ne güzel muhabbet ediyoruz. Para öyle bir işimiz var bizim abi ya. Ticaret adamı adam. Vallahi pazarlamacı. Adam. Ama tabii kuşun kalını makbul abi. Kuşun mesafesi de değil. Dönüşün içinde kaldığı süresi önemli. Ama kalın olsun. Ben ne kadar büyük dönerse o kadar abi, çok seviyorum. Abi benim bak, benim işim para, mara her şey. Yılmaz ben neyse yalnız. O, neyse o. Parası, pulu, her şey ortada ya. O kuşu orada Bağcı Ali abimize verdi 1000 liraya. Hani biz o kuşu belki daha fazla para alırdık yani. Anladın mı? Çok iyi bir kuştu. Oğlum ben para söylemedim ona. Bizim tuttuğumuz bir kuştu, tuttuğumuz. Ve bence yarışı kazanan kuş da oydu yani. Çok atmasaydın. Nerede? Ama herkes kardeş, ben berabere bitirdim yani. Evet, beraber bir yarışı. Ne zaman oldu bu yarış? Evet. 2014'te. 2014'te oldu. 14. 12 kişi. Evet, orada yarışı beraber bitirdim ama bence... Ben dönekten şu kadar anlıyorsam kemerli yarış kazanmış yani. Ben derken sen kimsin? Bir tanıt bakalım izleyicilere benim kendini. Benim adım Erman Başar. Benim adım Erman Başar. Tayfun abiler orada. Gören tanır seni abi. O kuş tabii tabii ki tabii ki. Benim gözümde yarış kazan o kuştu. Ama İsmail abi ya, onun tuttuğu kuş da iyiydi. O da bir tabii kuşu tuttu, o yarışı belirledi ama benim gözümde o kemerli yarışı kazanmış abi. Götübenliği temizliğe de geçen şey, götüben tövbesinin kemerli. Şimdi herkese iyi akşamlar tekrar arkadaşlara. Şimdi İsmail arkadaşımız güzel şeylerden bahsetti. Dönekle ilgili, dönüş kalitesiyle alakalı konulara girdik. Şimdi biz bunun geçmişten gelen... Biz Yugoslavya kökenliyiz. Zaten bu kuşların da özü Yugoslavya'dan. Selanik, Yugoslavya. Selanik, Yugoslavya, Üsküp. Ne dersen de. Buraya atalarımız getirmiş. Yani bizim gibi dönek sevdalılı. Eşiyle beraber kuşları getiren. Allah onlardan da 1000 kere razı olsun ki bu gece bu ateşin altında bize güzel bir sohbet yaşatıyor. O bile bir vesile. Yani onların vesileleri. Şimdi ben...
benim duyduklarım ve tecrübe edindiklerime göre şimdi bir giderler denilen bir tüy kalitesi olan kuşlar gelmiş bu dönek olarak Türkiye'ye. Balkanat denilen kuşlar gelmiş. Veyahut karakanat denen de kuşlar gelmiş. Şimdi biz plakaları, ben de mesela eskiden duyduğuma göre, şimdi karakanat kuş evin üstünde uçar, yükselmez. Çok hızlı devir yapan kuşlar diye tanıyoruz biz karakanat kuşları. Fakat şimdi öyle bir zamana geldik ki, çalınma, ölme, yani bu yüzyıllara varan bir şey konuşuyoruz şu an. Bir geni ya da genleri olan kuşları biz şu dönemlerde toparlamaya çalışıyoruz. Hani bunun içinde artık palkanatlık mı var, giderlik mi var, ne olduğunu biz bile bilmiyoruz. Çünkü kuşlar birbirine girdi. Çok girdi ve çıktı yani. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir de dönek kuşu o kadar sevdalıları çok ki. Yani çok farklı kümeslerde çok farklı şekilde bakılıyor. Bu peki, kuşlar ünerli kuşlar. Yani peki, bunun çok kullanması lazım aslında. Şu özellikle an, azman denilen kuşlardan. Şu an döneği bulan kişinin döneğin kıymetini bilmesi lazım değil mi? Şimdi ben onu zaten bir daha özet geçeyim o konuyla ilgili. Şu anda en büyük sıkıntımız yani aslında bugün, biz... Bugün bir şey seyrettik burada. Şimdi bunun Allah bir kere razı olsun. Lazım, bu kuşa... Bunu bir anlatalım yani. Kaybetmemek lazım. Yani bu kuş zaten buluşmasıyla bir dönek olmuş. Yani bu bir dönek kuş. Şimdi bu kuşu... Yani burada kaç kişi var? 30 kişi seyretti bugün güvercini. Evet. Herkes seyretti bugün güvercini. 10 ava yani seyrettik. 11 ava seyrettik. Yani. Bak şimdi. Mevzuya bak. 10 ava seyrettik. 11 ava seyrettik. Ama şimdi konuşmalara gel eskiye. Bir açalım Mehmet abimiz rahmetli. Analım onu da. Allah nur içinde yatırsın. Adam demiş ki... Kardeşim ben kuşumu saat 6.30'da uçuruyorum. Bak bu da bir ayrı bir detay. Çam dibinden Hamdi abi anlatıyordu onu bize anlattı. Bir zamanlar akşam üzeri gitmiş sabah gelin demiş. Kuşa bir pırıltı atıyor abicim o kadar. Ama kuş dönüyor. Hediyesini veriyor yemliyor. Yarın sabah geleceksiniz diyor. Şimdi bizim dönek camiasına şunu da rica ediyorum. Ya da seven arkadaşlara lütfen kuşu zorlamasın. Bugün İsmail bugün... abiyi bir eleştirelim. Evet. Bugün İsmail abiyi bir eleştirelim. Yani İsmail abi öz eleştiriyi yap. Bu kuşu çok uçurdun bugün. Ölebilirdi de bakın. İşte kayıp. Biz buluyoruz kuşu yıllar sonra döneye buluyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Bugün İsmail abi de söyledi. Sende dönen Herkül'ün anne soyundan dedi. Evet. Yani kuşlarda akrabalık var bugün. Var ne kadar güzel. Evet. Yani bunları kaybetmemek lazım ki yeni nesile de en azından dönen kuşları aktarmamız lazım. Ben bunu hep söylüyorum. Herkese dönek var. Geceleyin babamla oturduk mangal yaptık. Sabah bir kalktım babam vefat etti. Buyur. Bir daha mı geleceğiz bir araya? Taş gibi delikanlı. Bugün ne seyrettik seyrettik. Yarın çıkacağımız belli mi? Belli dönsün mi? Be. Bugün dönsün. Bir pırıltı fazla dönsün anasını satayım. Muhabbet yani, güzel. Aynen. Sohbet güzel. Evet Dönek Güvercin TV izleyicileri. Buradan Fransa'ya, Almanya'ya, Meksika'ya. Çünkü izleyicimiz var. Her gün mesaj yaşıyoruz. Dediğim gibi Almanya'ya, Fransa'ya, İsveç'e, İsviçre'ye gelen Dönek Güvercin Federasyonu'ndan arkadaşlar da dahil olmak üzere. Evet, biz böyle sevdalıyız. Ve bu sevdayı bu ateş altında bu yürekler yaşıyor ve yaşatıyor. Herkese selam olsun İzmir Çam Dibinden. Herkese selam olsun Dönek Güvercin TV izleyicileri. Mehmetçiğe de selam olsun. Şu an Hakkari'de, Şırnak'ta, Mardin'de, Nusaybin'de bizi izliyorlar. Hepsine selam olsun Mehmetçiğe. Türk bayrağı altında, vatanımızı koruyorlar sınırda. Hepsine selam olsun. Evet, İzmir'den yayınımıza son veriyoruz. Dönek Güvercin TV izleyicileri. Görüşmek üzere.